Evet, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün 10 Aralık. Videoyu yayınlandığı saatte ya da günde aslında 11 Aralık'ta izliyor olacaksınız bu videoyu. Ama ben çekimi 10 Aralık'ta yapıyorum. Arkadaşlar, bugün 10 Aralık olduğunu söylemiştim. 10 Aralık 1948 yılında insan hakları evrensel bildirgesi kabul edildi. Bugün bu bildirgeyi anmadan ve tüm insanlığın insan haklarını kutlamadan geçmek istemedim. Kısaca bir insan hakları bildirgesine değineceğiz. Kısa. Sonrasında Euripides'in Iphigenia Aulis Tetragittasından insan haklarını bakacağız aslında. Bir kişinin bir kızını kendi kızını öldürmesi, adak adaması. Aslında işte öldürme. Ölen bir beden var. Kızından ziyade aslında onun bir insan olmasını da işleyeceğiz orada. Önce insan olursun, sonra cinsiyetin belirlenir. Ben böyle düşünüyorum. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 10 Aralık 1948 yılında yayınlandı, bildirildi, kabul edildi. Birkaç maddesini okuyacak olursam. Madde 1. Bütün insanlar özgür, onur ve hakları yönünden eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler. Bütün insanlar eşit arkadaşlar. Lütfen bunu anlayalım. İnsan haklarının özellikleri. Herkes ırk, renk, cins, dil, din, siyasal ya da herhangi bir başka inanç, ulusal ya da toplumsal köken, varlıklılık, doğuş ya da herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin bu bildiride açıklanan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Bundan başka ister bağımsız ülke uyruğu olsun, ister bağımlı, özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke uyruğu olsun, bir kişi hakkında uyruğu bulunduğu devlet ya da ülkenin siyasal, adli ya da uluslararası durumu bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir. Ayrıca bu haklar hiçbir şekilde başkalarına ya da kurumlara aktarılamaz. Burası önemli arkadaşlar. Bir kurumlara aktaramayız ya. Biz insanız ya. Lütfen. En başta yaşam ve özgürlük olmak üzere. Sağlık, eğitim, yiyecek, barınma ve toplumsal hizmetler de içinde olmak üzere sağlığına ve esenliğine uygun bir yaşam düzeyine kavuşma. Yasanın koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma. Barışçıl amaçlar için toplanma ve dernek kurma, evlenme, mal ve mülk edinme, çalışma, işini seçme özgürlüğü, din, vicdan, düşünce ve anlatma özgürlüğü hakları insan hakları evrensel bildirisinin temellerini oluşturur. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani temeller yazıyor, maddeler. Ama bunlar biraz da bir şey. Günümüz toplumunda Platon'un ideaları gibi. Hani belki şu an yanlış bir benzetme de kullanmış olabilirim, bilemiyorum. Hani idealler aslında mesela şu şekilde özetleyelim. Bir adalet ideası düşünün. Bu adalet ideası coğrafyadan coğrafyaya değişmez. Çünkü o adaletin bir tanımı vardır. Adalet hani o tanım içerisinde kendi içinde çelişmez. İran'da da aynı adalet vardır. Hani o iddiaya göre aslında hani şu anki sistemden anlamayın. Bu sistemde mesela şu an İran ile Türkiye'nin ya da Afganistan'ın ya da Somali'nin ya da herhangi bir Hollanda farklı bir ülkenin adalet sistemi farklı. Adalet anlayışları da farklı belki. Ama hani mesela Platon'dan örnek yola çıkarak hani ideadan hani aslında her yerde aynı idea, aynı adalet kavramını anlatmaya, belirtmeye çalışıyorum. Umarım doğru anlatıyorumdur ideayı. İdeayı yanlış aktarmak istemem. Platon'a geçmeden hata yapmayalım. Ya bu da biraz aslında bir iddia bence. Hani dünyanın her yerinde böyle bir şey var mı arkadaşlar? Yazanlar yani lütfen tamam hani uygulamaya çalışalım pratik. İşte inşallah herkes bunun farkında olur, bilincinde olur. Yayarız, yayalım. Bu şekilde bilinçlenelim. İnsan olmanın farkına varalım. İnsan olmanın farkına vardıktan sonra da haklarımızın farkına varalım. O son maddeyi okuyalım. Aslında 30 madde var ama ben Wikipedia'dan okuyorum şu an. Belli başlı parçaları okudum, aktardım maddeleri. Bu bildirinin hiçbir unsuru içinde açıklanan hak ve özgürlüklerin bir devlet, topluluk ya da bireyce ortadan kaldırılmasını pardon amaçlayan bir etkinlik ya da girişime
hak verir biçimde yorumlanamaz. Kaldırılamaz bu diyor. Bu şekilde arkadaşlar kısaca bir insan hakları evrensel beyannamesine değinmek istedim bugün 10 Aralık. Bugün sempozyum da vardı, daha doğrusu panel mi diyelim. Online. Cemal Hocam ve Harun Hocam'la konuşma yaptı. İki tane farklı, şu an isimlerini hatırlayamadığım hocanın Hacettepe ve doktora yapmış. Görkem ve Sude Hocam mıydı? Çok özür dilerim. Unuttum isimlerini. Çok çok özür dilerim. Selam olsun hocalarımıza. Şimdi de geçelim artık tıra gittiğimize. Eurupides'in İfigenya Aulis'te. Aulis'te. Bu ikili bir şey. Triloge değil de Diyaligoy mu oluyor artık? İkincisi, tam bilmiyorum. Devamı da bu. Şimdi burada konu şu. Şiritçi ile beraber işlemiştik İlyada Destanı, bilirsiniz. Buradan Şiritçi'ye de selam olsun. Şimdi Agamemnon yola güvenli çıkabilmek için tanrıların gazabından kurtulmak için aslında bir hayvanı kesmişti. Bir Zeus'un mu? Atromitos mu? Atromitos diyorum. Atromitos takım diye. Yunan takımıydı, pardon. Poseidon'un muydu? Bir tanrının hayvanlarını kesiyordu. Bilmeden. Sonra o da yola çıkmasına izin vermiyor. Dalgalar filan, işte şimşekler, fırtınalar tarzı şeyler şekilde cezalandırılıyor. Sonra Artemis olabilir, tam hatırlamıyorum şu an. Sonrasında adak sunuyorlar Tanrı'ya. Tanrı hiçbir şeyi kabul etmiyor ve en son kahinin biri gelip diyor ki kızını sunacaksın diyor. Başka şekilde Artemis'i ikna edemem diyor. O da kendi kızını adak olarak sunuyor. Adak olarak sunmak da parantez içinde öldürmek, infaz etmek. Adak olarak sunduğun kişiyi sen ne yaparsın? Öldürürsün sonuçta orada. Ya burada aslında insan haklarının bir çiğnenmesi var. Evet. İnsan hakları çiğneniyor orada. Tamam, bir kadının öldürülmesi var. Evet. Ama bir kadınlık ya da erkeklikten, yani bir cinsiyetten, yaştan, ırktan, mezhepten, dinden, inançtan ziyade bir insan olmanın hakkı çiğneniyor orada. Evet, bu şekilde. Bugün konseptimiz biraz kötü oldu. Şu an fark ettim, gömlek olmamış ya. Bugün farklı bir gömlek giymeye çalışıyorum ya da farklı bir konsept. Hani saygımdan dolayı. Bugünkü gömlek olmadı, biraz ütüsüz ve bol. Çok büyük. Bu şekilde ikna edeyim. Teşekkürler. Bayağı kasardık. Bu şekilde hani bunun dramı, tragedyası. Konu bu. Yani başlayalım okumaya. Kimler var? Onları aktarayım. Bol bol okuyacağız zaten, uzun bir tragedya. Agamemnon var. Helen ordusunun başkomutanı. Yaşlı adam var. Agamemnon'un hizmetçisi. Poro var. Menelaus var. Agamemnon'un kardeşi. Karısı kaçırılan. Helen'e kaçırılan eşi. Klimanstra var. Agamemnon'un karısı. İçlemiştik. Bol bol duyduk. Hala adını düzgün bir şekilde söyleyemiyoruz galiba. İpigenya var. Akleus var. Akleus. Akleus. Şimdi Agamemnon ve yaşlı adamın birbiriyle konuşması hakkında konuşmasıyla başlıyoruz okumaya. Agamemnon diyor ki: "Sana imreniyorum ihtiyar. Tehlikelerden uzak, dikkatleri çekmeden yaşayan, kimsenin tanımadığı insanlara imrenirim. En az imrendiklerim ise makam sahipleri. Ama hayatın güzelliklerini onlar tadar," diyor yaşlı adam. Agamemnon da diyor ki: "Diyor, yanıltıcı bir güzellik. Makamlar güzeldir ama üstüne yığıldılar mı? Seni boğarlar. Bazen saygı göstermediğin tanrılar hayatını alt üst eder. Bazen de insanların vefasızlığı seni yıkar." Burada Agamemnon bir mitos anlatıyor. Mitoloji, yani bir hikaye daha doğrusu. Bu arada ben burada öğrendim. Klimanstra ile Agamemnon'un eşiyle Menelaus'un eşi Helen'e, yani Paris'in kaçırmış olduğu hanımefendi, yani beraber kaçtıkları diyelim daha doğrusu. Kardeşmiş. Evet, kardeşmiş. O efsaneyi okuyalım, hikayeyi Agamemnon'un ağzından. Theistos'un kızı Leda 3 kız doğurmuş. Poibo, Karım, Klimanstre ve Helene. Üçüncüsüne Helas'ın en büyük ailelerinden gençler talip oldu, yani Helene'ye. Onunla evlenmezlerse birbirlerini öldürmekle tehdit etmeye başladılar. Tyndareus zor durumda kaldı. Kızı verip vermeyeceğine ve durumu nasıl idare edeceğine karar veremedi. Sonunda bütün talipleri bir araya getirip birbirlerinin elini sıkmalarını, kurban sunup kutsal ateşin önünde yemin etmelerini istedi. Talipler, Tyndareus'un kızı kime varırsa kocasını dost bilmeye, kaçırılır ya da kocası yatağından kovulursa da
ister Helen olsun, ister Barbar, bunu yapana saldırarak ülkesini yakıp yıkmaya yemin ettiler. Yaşlı adam, aletleri böyle kurnazca yemine bağlayınca kızını serbest bıraktı. Afrodite'nin tatlı nefesi, gönlünü taletlerden hangisini yöneltirse onu seçmesini söyledi. O da Menelaus'u seçmiş. Bu farklı bir kaynakta da şey diyordu. Ya da film, dizide mi, filmde miydi acaba? Ya da internette okudum yazım. Ya da farklı bir tragedyanın bu alt bilgilendirme kısmı mıydı? Hatırlamıyorum. Güya bu şey için savaşıyorlar. Helena için. Sonrasında savaşı Agamemnon kazanıyor. Ama kadını Menelaus'a hediye ediyor kardeşini. Ne diyelim ki? Bu şekilde hani aslında şey yemin var burada. Hani Helena kaçırılırsa, bir şey olursa Helena için savaşan, işte onu almak isteyen bütün erkekler, bütün ordu komutanları, şehir devletleri, imparatorları birleşip beraber kurtaracağız. Hani beraber savaşacağız. Bir yemini var bu tarz bir. Sonrasında Paris'in nasıl kaçırdığını anlatıyor. Sonrasında diyor ki, ordu toplanıp düzene girdiği halde yelken açmaya uygun rüzgar esmediğinden Aulis'te mahsur kaldık. Tam seferden vazgeçmek üzereyken Kahin Kalkas işaretleri okuyup gemilerimizin Paygaryaların ülkesini yıkmaya gidebilmesi için kızım İpidenya'yı Artemis'e kurban etmemizi ve öyle yapmazsak yola çıkamayacağımızı söyledi. Bunu duyar duymaz kızımı öldürmeye kıyamadım ve Tellal Kalibatus'a orduyu dağıttığımızı ilan etmesini emrettim. Ama kardeşim bir sürü gerekçe öne sürerek beni bu dehşet verici öneriyi kabule zorladı. Karıma kızımızı Akalius'la evlendirmek diye haber salıyor ve onları kandırıyor, eşini ve çocuğunu. Akalar içinde gerçeği bilen sadece Menelaus ve Odysseus var. Zaten Odysseus denilen kurnaz bir insan bunu biliyorsa zaten yani bu, o kız yani o insan öldürülür zaten. Hani geri dönüş yoktur. Odysseus gibi bir insan biliyorsa böyle bir kurnaz. Yani ben burada şu an Odysseus'a değer biçmiyorum. Değer atfet belki de yapıyorum. Ama öyle yani ben tanımıyorum, şey yapmıyorum ama önceki yaşanmışlıklardan yapıyorum. Lütfen Mustafa Cark eleştirme beni burada. Yani bu şekilde hani karısını ve çocuğunu kandırıyor. Seni Achilles'le evlendireceğim diyor çocuğuna. İphigenia. İphigenia tabii çok mutlu. Hayaller kuruyor. Çünkü Achilles gibi bir kahramanla evlenecek. Bunun hayaliyle pırpır gelinlikler içinde mutlu bir şekilde Aulis limanına geliyor. Sonrasında Agamemnon ve Menelaus tartışma içinde. Daha doğrusu daha gelmiyor. Haber yollamadılar daha ama Agamemnon ve Menelaus tartışmanın içinde, çadırın içinde tartışıyorlar. Agamemnon diyor ki ya ben diyor ben kızımı öldüremem diyor. Hani infaz etmem. Adak olarak sunmam. O benim kızım diyor. Ben senin karın için kendi kızımı neden idam değil işte adak olarak sunayım. Bu senin savaşın, senin karın kaçırılmış diyor. Ya bu da haklı. Yani aslında haklı demeyeyim de şey yani babalık duyguları biraz şey yükselmiş gibi. Ya bilmiyorum hani okuyalım şey yapalım. Siz haberi. Agamemnon diyor ki yatağına iffetli bir kadın mı yoksa onu veremem. Sen zaten kendi karına sahip çıkamamışsın. Hiçbir suçum yokken hatalarının bedelini ben mi ödeyeceğim? İhtiraslarıma kızdığın falan yok. Senin derdin koynuna güzel bir kadın almak. Mantık ve ahlak umurumda değil. Evinden... Lan oğlum şurada oyun video çekiyoruz ya. Bildirim geldi arkadaşlar. Evinden kaçan ahlaksız eşinin geri getirilmesiyle hak etmediğim bir mutluluğu tat diye ben çocuklarımı öldüremem. Yetiştiğim çocuklara kötülük ve haksızlık ederek gece gündüz gözyaşı dökemem. Zaten çok üzülemiyor. Çünkü sabah sonrası karısı Klimanstre tarafından öldürülüyor. Daha doğrusu Orestia üstünde işlemişti. Sonrasında haberci sesleniyor işte sana kızını getirdik diyor. Klimenstra gelmiş. Orestes gelmiş. Orestes tabi o zaman daha bebek. Şey Klimenstra'nın kucağında geliyor. Ellerinde kucağında.
İpigenia mutlu bir şekilde geliyor. Ya burada tabii Menelaus ile Agamemnon hala tartışıyorlar. Hani işte, az önce okuduğum tarzda. Daha sonra Menelaus ikna ediyor çünkü diyor bu haberin yani İfigenya'nın adak olarak sunulacağı fikri Odysseus'un haber şey Odysseus bunu biliyor diyor ve buradan dönüş olmaz çünkü Odysseus eğer sen geri adım atarsan dönersen İfigenya'yı tekrar gönderirsen diyor ordu ayaklanır. Sen nereye kaçarsan kaç. Bu ordu gelip seni öldürür. Yani kim biter? Çocukların işte karın köle olarak kullanılır. Çocukların köle olarak kullanılır. Alınır, satılır, öldürülür diyor. O da ne yapacağım diyor. Çocuklarımı mı öldüreceğim? Hani zor bir durum aslında. Hani burada da nasıl bir doğru değerlendirme yapılabilir? Hani Agamemnon açısından durum değerlendirmesi zor. İşte asıl değerlendirmek bu tarz durumlar için önemli hocam. Yani. Agamemnon da kendi içinde haklı. Ama bir insan haklarında da bir şey var burada. Hocam anladım. Harun hocam buradan selam olsun size. Galiba şu an anladım. Hani bir eylemi yaparken en az çıkar, en az zarar veren daha doğrusu yapmamız gereken şey etik eylem. Yani kastımız buydu galiba. Yani umarım doğru adlandırıyorum, doğru hatırlıyorumdur etik eylem. Hani bir karar vermek zorundasınız ama verecek olduğunuz kararda iki farklı kişiye, iki farklı duruma karar vereceksiniz. Buradaki etik eylem, yani çünkü hayat karar vermeyi gerektiriyor arkadaşlar. Bu yüzden bu kararı verirken ona zarar vereceksiniz mesela ya da buna. Karar vermek zorundasınız. İkisinden birine zarar vereceksiniz. Etik eylem diyor ki size, o zaman en az zarar verecek olan duruma, olaya, kişiye seç. Tamam mı? Kişinin değerini en az düşürecek ya. Yani aslında tam da bağlayamadım galiba. Ama hani burada Agamemnon orduyu, ülkeyi seçiyor. Ya da Menelaus'un eşini seçiyor. Kardeşini seçiyor. Yani bir insan hakları da karışıyor. İnsanı öldürüyor bir. Ama orada da orduyu kurtarıyor. Hani seferi kurtarıyor. Kazanmasını sağlıyor. Belki de. Yani etik eylem bir insanın öldürülmesi mi o zaman? Yani zor sorular bunlar. Tabii ben de yanlış anlıyor, yanlış aktarıyor da olabilirim bunları. Peki de hani aradan bir bilgilendirmek istedim. Hani bir anlık bir şey geldi. Heraklitus'un aydınlanması, ışıklanma hani fırtına görecek. Hani karanlık gecede bir anda çıkan fırtına gök gürültüsü seçilecek. Bir fragmanı var da Heraklitus'un. Çok güzel. Şu an tam net bir şekilde aklıma gelmedi bu durumla alakalı. Umarım Heraklitus'u geçince buraya bir gönderme yaparız. Bunu hatırlatalım. Unutmayalım. Sonrasında İpigenia ve karısı geliyor. Eşi geliyor. Hani mutlu mesut var orada. Sarılıyor falan. Kızını özlemiş. Agamemnon tabii ikna oldu. Kızını öldürtecek. Adak olarak sunacak. Sonra Agamemnon diye bir kurban sunmalıyım diyor. Hani kızı kandırıyor. Benim de işte şuraya kadar gelsene falan bir kurban sunacağız orada diyor beraber diyor. Ondan sonra Akileus geliyor Klimensra'nın yanına. Diyor hani ne için geldiniz ya diyor. Hanımefendi diyor hani seferdeyiz şurada diyor. Hani başka hiç kadın yok diyor. Siz ne geliyorsunuz burada yani. Tek iki kişi. O da nasıl ya sen ne diyorsun? Senin haberin yok mu diyor. Benim kızım seninle evlenecek diyor. O ya ne diyorsun? Benim böyle bir şeyden haberim yok diyor. Ondan sonra yaşlı adam işte bu bahsetmiştik ya. O dayanamıyor. Klimansra'yı her şeyi anlatıyor. Klimansra tabii dayanamıyor diyor işte. Helena'nın geri dönüşünü bedelini İpigenia mı ödeyecek? Sonrasında Akileus'a yalvarıyor. Lütfen diyor yardım et diyor. Kızımı kurtar diyor. Her şeyi yaparım diyor. Şu an hani sen işte şöyle şöyle kişilerin çocuğusun. Şu tanrının oğlusun. Sen yarı tanrısın. Yani onu aslında biraz şişiriyor. Hani bizi kurtar diyor. Kızımı koru diyor. O da tamam diyor. Akileus.
Sonrasında tabii bu durumu İpigenya'ya da söylüyor annesi. İpigenya tabii yıkılıyor. Ne yapsın ki? Kendi babası onu öldürecek. Yani düşünemiyor da. Yani böyle bu durumda insan ne yapabilir ki arkadaşlar? Sonra Clemens'e bu durum Agamemnon'a söylüyor. Agamemnon da Clemens diyor ki işte yani tartışıyorlar tabii. Sana bir erkek, üç kız doğurdum. Şimdi de birini acımasızca elinden alıyorsun. Kızımızı neden öldürmek istediğini soran olursa ne cevap vereceksin? Senin adına ben söyleyeyim mi? Menelaus'un Helen'i geri alması için. Ne güzel. Rezil bir kadın için evladım feda edilecek. Diyor Clemens, anne yüreğiyle. Tabii o da haklı. Sonra şey mesela devam ediyor diyor ki hani aslında hani mesela illa ki birinin kızı öldürülecekse diyor Menelaus'un kızı olsun diyor. Ya da kura çekin diyor. Neden benim kızım diyor. Haklı. Diyor ki aslında en doğrusu Argoslulara şunu söylemen. Akalar Pirgaya'ya sefere çıkmak mı istiyorsun? Yani Troya'yı kastediyor galiba. O zaman kimin kızının kurban edileceğini kura ile belirleyelim. Adalet bunu gerektirdi. Sen de gönüllü olarak kızını feda etmek zorunda kalmazdın. Ya da konuyla doğrudan ilgili olan Menelaus kızı Ermione'yi kurban etsin. Ama şimdi evlilik yeminime sadık kalan ben evladımı yitirirken ahlaksız olan bir yeri Sparta'ya döndüğünde güle oynaya kızıyla yaşayacak. Yanlış konuşuyorsam doğrusunu sen söyle. Ama söylediklerim doğruysa aklını başına topla ve sevgili kızımızın canına kıyma diyor. Yenge tabi üzgün. Ağlıyor. Yani babasına diyor baba neden ben diyor. Yani neden ben? Yani üzgün. Agamemnon durumu açıklamak mecburiyetinde. Ve açıklıyor. Hani kahin. Kahin işte o zamanlarda kahin. Bildiğin için. Din adamı şey yaptı diye. Lan kahin. Seni bir dövük bağlamış oraya. Gel. Yani bu da bu, tamam bu tabi. Hani kötülüğe kötülük karşılık verilmez ama gelsin bir. Konuşalım. Agamemnon açıklıyor durumu. Kahin Kalkas'ın dediğine göre kızımı kurban etmezsem bu muazzam ordu yola çıkamayacak. Dillere destan Troya Kalesi'ni fethedemeyecek. Tanrıçağının isteğini yerine getirmezsem Bügru Argos'a yürür. Beni de bütün kızlarımı da hemen öldürür. Menelaus'un kölesi değilim kızım. Ve onun emirlerini yerine getirmiyorum. Ama ülkemin çağrısına hayır diyemem. İstesem de istemesem de seni öldürmek zorundayım. Hellas özgür olmalı. Helen olduğumuza göre ikimiz de elimizden geleni yapmalı. Barbarların kadınlarımızı kaçırmasını engellemeliyiz. Yani aslında bu etik eylem burası olabilir. Hani açıklıyor. Ama hani doğru bir karar, doğru bir değerlendirme. Yani bakıyorsun arkadaşlar değer felsefesi. Yani değerlendirme her yerde var. Karar vermek, karar almak. Hayat karar almayı gerektiriyor arkadaşlar. Bunu anlayalım lütfen. Yani mümkünse herkes Harun Hoca'dan değer felsefesi dersini alsın. Harun Hoca'ya buradan selam olsun. Ben şu kitabı kesinlikle herkese öneriyorum ya. Küçük Adem'in İnsan ve Değerleri. Şunu okuyun ya. Özellikle her üniversite talebesi. Akleus geliyor. Clemens'ten özür diliyor. Yani ben yapıp kurtaramıyorum diye. Öldürülmesi gerekiyor. Ben de tanrılara karşı çıkamam diye. İpigenya tabii madem öldüreceğim diyor. Hani adak olarak sunulup öldürüleceğim diyor. O zaman kendi isteğimle olsun diyor. Bari diyor hani ülkem için, babam için bir şey yapmış olayım diyor. Diyor ki anne aklına neler takıldığını dinle. Kendi arzumla ölmeyi kabul ediyorum. Ve bunu korkmadan onurumla yapacağım. Haydi anne, sen de düşün. Doğru söylemiyor muyum? Şimdi bütün Hellas'ın gözü benim üzerimde. Gemilerin denize açılması ve Troya'nın yıkılması bana bağlı. Barbarlar ülkemden bir daha kadın kaçırmasın diye Helena'yı kaçıran Paris,
Benim sayemde cezalandırılacak. Ölümümle ülkemi arındıracağım. Ve Hellas'ı kurtardım diye adım sonsuza kadar minnetle anılacak. Helal olsun yani. Ülkesini düşünen, toplumu düşünen bir kız, bir hanımefendi, bir kadın. Hayatımı ülkem uğruna feda ediyorum. Alın tanrıçaya sunun bedenimi ve gidip Troya'yı fethedin. Fedakarlığım sonsuza kadar adımla özdeşleşsin. Evliliğim, çocuğum, şanım olsun. Anne, barbarların Helenlere hükmetmesi doğru değil. Helenler barbarlara özgür insanlar, kölelere hükmetmeli. Hükmetmemeli, pardon, özür dilerim. Annesine diyor işte benim yasamı tutma öldükten sonra diyor. Ben ölmüyorum diyor yani ölmeyeceğim diyor. Sonrasında sunuma geliyoruz artık. İşte İpigenia ölümü şey yapıyor hani kabul ediyor. Hani ben mutlu bir şekilde ya da bir faydalı bir şekilde hani arkasında bırakanlara burada şey çıkar mı sizce? Jeremy Bentham'ın faydacı etik görüşü. Hani etik görüşü şu faydacı etik görüşünden şu bir dakika bir dakika dur anlık bugün bak acayip helakli toz şimşekleri geliyor aklıma. Nerede o? 121. Bekle. Şimdi Jeremy Bentham diyor ki faydacı etik görüşlerinden. Örneğin İngiliz filozof Jeremy Bentham'a göre en faydalı, en doğru eylem aynı zamanda toplumun genel esenliğini gözeten eylemdir. Toplumun genel esenliğini gözetmeyen bir eylem ahlaki bakımdan değerli değildir. Yani aslında Figenya'nın yaptığı bu eylem faydacı etik görüşüne uygun bir eylem. Çünkü arkasında bırakılan toplumu kapsıyor. Yani şey, olumlu anlamda etkiliyor. Kapsıyor demeyelim de. Çünkü onun sayesinde Troya fethediliyor. Hani bu ya. Helaslılar tarafından. Yani ilginç. Bakın buradan bugün çok fırtına geldi. Hani beynimiz Herakleitos gibi yanıp sönüyor, yanıp sönüyor arkadaşlar. Lütfen bakın şu an gazımı aldım. Şu an Atina'ya kadar giderim. Lütfen arkadaşlar. Teşekkür ederim. O zaman buradan da Jeremy Bentham'a selam olsun. Selam olsun İngiltere'ye. İngiliz'di galiba. İskoç da olabilir. Sonrasında haberci gelip kızın nasıl adak olarak sunulup öldürüldüğünü anlatıyor burada. Rahip kılıcı elini aldı. Dua etti. Ve narin boynun neresine indireceğini hesapladı. Yüreğime korkunç bir ağrı girdi. Ve başımı eğdim. Ama birden bir mucize oldu. Kılıcın darbesini herkes duyduğu halde kızın geriye kılıcını kimse görmedi. Nasıl olur? Kendi gözlerimle görmesem inanmayacağım. Tanrılara özgü bu beklenmedik mucize üzerine rahip çığlık attı. Ardından bütün askerler bağırmaya başladı. Görünüşü görkemli koca bir ceylan toprağa uzanmış çırpınıyor ve akan kanı cömertçe tanrıçanın sunağına dökülüyordu. Kurban bayramı hocam. Al kurban bayramı. Yani şaka bir yana. Yani bu da ilginç bir motif aslında. Hani benzerlik kurulabilir. Analoji kurulabilir mi? İlginç. Hazreti İbrahim'in oğlu. Galiba. Bunları tam hatırlayamadım. Özür dilerim. Lütfen hatırlayanlar yorumlara yazsın. Görünüşü görkemli koca bir ceylan toprağa uzanmış çırpınıyor ve akan kanı cömertçe Tanrıçanın sunağına dökülüyordu. Bunun üzerine Kalkas sevinçle haykırdı. Birleşik Aka ordusunun komutanları Tanrıçanın mucizesini sunağa göndermiş olduğu dağ ceylanını gördünüz mü? Sunağın soylu insan kanıyla lekelememek için kız yerine bunun kurban edilmesini yeğledi. Sunumuzu memnuniyetle kabul ediyor. Bize uygun rüzgar ve Troya'nın fethini bağışlıyor. Diyor aslında. Oradaydım ve kendi gözlerimle şahit olduklarımı anlatıyorum. Kızın tanrılara kavuşmak üzere gökyüzünde yükseldi. Üzülme artık ve kocana kızma.
Tanrıların işlerine akılsız erdirilemez. Sevdiklerini kurtarırlar. Kızın aynı günde hem ölü hem de diri görüldü. Evet. Hem ölü hem diri görüldü. Evet. Genç. Bu şekilde güzel bir video olduğunu düşünüyorum ben. Hani çektiğim en iyi video bu muydu desem net bir şey söyleyemem ama en iyi videolar arasında Best of Lamar Chase'i de videolar yaparsak bir gün bunu ilk ona sokarım. Yani gerçekten farklı bağlantılar kurduk. Jeremy Bentham olsun. Etik eylem olsun. Sonrasında insan hakları olsun. Ben bu etik eyleme tam bir bakayım. Şu notlara, deftere. Bir hatırlayayım. Onun üzerine gerçekten konuşalım biraz. Durdurayım mı? Evet arkadaşlar notlarımdan buldum. Okuyorum şu an. Yani etik eylem değilmiş de tam olarak ben yanlış adlandırmışım. Bu şekilde. Belki de etik eylemde ben kitaptan okunmuş halini şey yaptım. Defterde daha farklı yazıyor olabilir. Yazmış olabilir. Değerlendirmeden kaçamayız. Mümkün olduğunca adil olmalıyız. Doğru dediği eylemler insan olmanın değerini en çok koruyan eylemlerdir. En az zarar vereni seçmek doğru eylem, değerli eylemdir. Şimdi doğru dediği eylemler insan olmanın değerini en çok koruyan eylemlerdir. İnsan olmanın değerini. Yani burada da bir insan hakları var aslında. İnsan olmanın değerini en çok koruyan. Ama şimdi oradaki hani İfigenya'nın durumunda yani Agamemnon'un karar almasından kişinin bir kişinin hayatı mı bir insanın değeri mi yoksa oradaki diğer Helas ordusunun Helaslıların, Helenlilerin, Yunanlılar, Yunanlı insanların değeri mi? Hani nicelik olarak yani net bir şey söyleyemeyeceğim hani gerçekten zor bir soru, zor bir cevap. Bunu Harun Hoca'ya derste sormayı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şekilde yani tartışma konusu. Evet, buradan güzel yüksek lisans tezleri çıkar aslında. Umarım yaparım. Kitap konuları. Teşekkürler arkadaşlar. Bugün güzel bir video çektiğimizi düşünüyorum. Tekrardan herkesin insan hakları, evrensel bildirgesi ve anamisi günü kutlu olsun. İnsan olmayı unutmayalım arkadaşlar. İnsanlığımızı hatırlayalım. Nasıl insan olunur bilmiyorum. Bilmiyorum yani zor bir soru. Zor bir cevap. İnsan nasıl insan? İnsan nedir? İnsan nasıl insan olur? Yani bilemiyorum. Ama insan bu değil galiba. Yani galiba biz insan olmayı unuttuk. Yani bu çağda. Bilemiyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bugün selam az yolladık. Çok mutluyum. Buradan bizi izleyen herkese selam olsun o zaman. İzleyen kim varsa. Teşekkürler. Bir sonraki kitabımızı gösterecek olursak bir sonraki kitabımızda bunun devamı. Fikeni Tauris'te. Bu sefer ön bilgi vermeyeyim. Yani spoiler daha doğrusu. İngilizce'de Türkçesi ön bilgi mi? Bırakmam vermeyeyim. Burada bir sürpriz var. Burada bir şeyler var. Bunun devamı. Bir sürprizler. Acaba ne? Sonrasında medyayı işleriz. Tabii medyadan önce bakalar var. Şu an okuyorum. İki günde okurum ya da bir günde. Bakalar ve Medea var. Sonrasında mitos boyut yayınlarına devam edeceğiz. Helena, Hekabe, Elektra. Sonrasında birkaç tane daha ismini şu an hatırlayamadım. Tragedyası var. Oradan sonra Euripides bitecek gibi duruyor. Euripides bittikten sonra Aristofanes'e geçiş yapacağız. Umarım daha sonrasında yine bahsetmiştik şiir, Yunan şiirine falan gireceğiz. Birkaç eser daha var. İşte Hipokrat falan. Umarım Şubat ayına kadar felsefeye geçiş yaparız ya. Ben bunu istiyorum. Yunan felsefesini özellikle. Şubat ayına kadar geçiş yapmak istiyorum. Çok da uzatmadan. Ama ön bilgiyi bu tragiklere geçmeden. Çünkü tragikler okumak gerçekten çok zevkli. Aktarmak daha da zevkli belki. Yani aktarırken ben daha farklı şeyler de görüyorum burada. Hani çağrışımlar. İşte Jeremy Bentham. Nereden çıktı sen? Yani Jeremy Bentham nereden çık? Ben bu arada bunu Jeremy Bentham'ı not alayım da sorayım. Bentham ve etik eylem. Etik eylem. Epigenie. Tamam. Not aldım. Unutma. Bunu bir Harun Hoca'ya sorayım. Kanka.
Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar. Sağlıcakla kalın. İnsan haklarını unutmayın. İnsanlıkla kalın. İnsanlıkla kalın. Güzel bir son. İnsanlıkla kalın. Güzel.